Hayırlı sabahlar sevgili izleyicilerimiz. Güzel bir salı sabahından daha hepinize selamlar sevgiler efendim. Bugün sizler için yine güzel konu başlıkları hazırladık. Öncelikli olarak yayınımızda kan bağışı sürecini konuşacağız efendim. Kan bağışlamanın önemi nedir? Kan bağışı nasıl bir, daha doğrusu kan bağışı yapmak nasıl bir süreçtir? Önemli olan hangi detaylar var? Neden çok önemli kan bağışı sürekli söylüyoruz, sürekli yapılmasını zikrediyor yetkililerde. de. Peki Covid süreciyle birlikte e, bu süreçte kan bağışında bulunmanın ne gibi riskleri var? Tüm detaylarıyla konuşacağız efendim. Konumuz Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Medikal Direktörü Doktor Levent Sağdur Beyefendi olacak. Ardından yayınımızın ilerleyen dakikalarında yeni yıla da girdik biliyorsunuz miladi takvime göre. Miladi takvime göre diyorum aslında birden çok fazla takvim çeşitleri var biliyorsunuz. Peki bizim kültürümüzde takvim nasıl bir yerde duruyor ve aynı zamanda anılarımızda da yer alan Diyanet Takvimini ve aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın benzeri süreli yayınlarını konuşacağız. Konuğumuz Döner Sermaye İşletme Müdürü Ahmet Bulut Beyefendi olacak. Şimdi yayınımız her zaman olduğu gibi muhtelif işler köşemizle başlıyor. Evet efendim yayınımıza etkinlik köşemizde başlıyoruz. Elif Hanım bizlerle. Hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın. İnşallah güzel, bol, bereketli bir yılımız olsun. İnşallah Elif Hanımcığım. Ee, bugün, bugün ne yapacaksınız bizim için? Bugün e, izleyicilerimiz için böyle bir V-yaka süveter çalışacağız. Bunun Hı. üzerinde teknikleri göstereceğiz. Kesme noktalarını, V-yaka açma e, tekniğini ve ilmek başlama tekniğini bir de burada küçük bir e, örgü tekniğimiz var. Su yolu dediğimiz onu göstereceğiz. Peki, hemen başlayalım. Başlayalım. Evet. Birkaç farklı şişiniz mi var orada ince kalın? Evet dört numarayla e, atlastik kısmını dört numarayla yukarı kısmını dört buçukla çıkıyoruz. Evet. Daha güzel olması adına. Evet şimdi hemen ipimizi bağlıyoruz. Bugün farklı bir başlama tekniği göstereceğiz iz, izleyicilerimize. Şu şekilde şu şekilde zincirimizi çekiyoruz. Aha. Ve sürekli önden döndürerek ilmek alıyoruz şişimize. Şu an bir elinizde şiş, diğer evet, elinizde tığ, tığ var. var. Evet. Evet. Hemen bu tekniğin e, kattığı nedir? Bu Baydan. tekniğin kattığı hı. ipimiz burada kalmıyor. Biraz daha e, e, güzel bir başlama tekniği hı. ve alt zemin çok düzgün çıkıyor. Güzel. Evet. Ve biraz daha çok sıkı değil de, yünümüze göre bir tığ seçersek burada daha etken faktör olarak bizim için geçerli ilk Hanım. Hı hı. Ve şu şekilde önden döndürerek ilmeklerimizi şişimize topluyoruz. Peki. Bu şekilde başlıyoruz. Başlama stilimiz bu şekilde. Başladıktan sonra tekli sonra ne yapıyoruz? Tekli lastik örebiliriz. Hı. Başladıktan sonra hemen şu şekilde örgümüzü alıyoruz. Şimdi burada gene her zamanki gibi Ilmek sayımızı beden üzerinde hesaplamasını yapıyoruz. Bu ne demek? Şimdi öreceğimiz çocuğumuzun önce beden ölçüsünü alıyoruz hı hı. ve ipimize şişimize göre 20 ilmek atıp oradaki beden ölçüsündeki ilmek sayımızı buluyoruz. Bu ne demek? 50 santimlik bir beden ölçümüzde 10 ilmek. Kaç santime tekabül yok. ediyor? Bunu bu şekilde hesaplamamızı yapıyoruz. Hesapladıktan sonra işte koltukta kaç ilmek keseceğim? V yakada nasıl bir ilmek kesintisi yapacağım? Bunların hesaplamasını başlamadan önce bir matematiksel olarak kağıt üzerinde oturtturuyoruz. Peki. Oturtturduktan sonra lastik kısmımızı 3,5'la yukarı kısmını dörtle yapıyoruz. Bundaki sebep alt lastik kısmının giyildiği e, uzun süreli giyiminden dolayı altta bir esneme olmaması adına bunu bu şekilde yapıyoruz. Yani yarım numara üstte şişimizi büyüttüğümüzde bize daha güzel estetik bir görüntü sağlaması adına bunu uyguluyoruz. Evet Peki. şimdi... E, lastiğimizi başladıktan sonra ne dedik? Üç buçukla başladık. Dörtle başladık dört bıçağa geçtik. Gene ipimize elimize şişimize göre bunu ay ayarlıyoruz. Hı hı. Hemen arkadan iki renk yürütüyoruz bunu. Örerek karşı tarafa geçelim. Şimdi lastiğimizi tamamladık örnek kısmına evet. geldik değil mi? Evet lastiğimizde ikili lastik iki düz iki ters iki düz iki ters şeklinde tamam. başlıyor. Ve modelimizi de kurmak için hemen ön yüzde izleyicilerimize gösterelim İknur Hanım. Arkadan ters olarak örüyoruz. Burada gene dış giyimlerde orta kalınlıkta bir gün tercih edebiliriz. Çok tüylü olan ipleri tercih etmeyelim. Evet. E raftaki bir tüy eğer e, ip tüylenmişse bunun bizim için hiçbir artısı yok. Uzun süreli olmaz. Genelde antipilik özellikli yani tüylenmeyen hmm. ipleri tercih edelim. Bambu, doğal ipler, pamuk ipler, merserize mevsim geçişlerinden dolayı da en etkili e, iplerimiz pamuklu ve merserize şimdi bu dönemde ilk hanım. Onlar bizim için çok iyi. Evet şimdi döndükten sonra hemen alttaki beyaz ipimizi çaprazlayarak yukarı kısma çıkartıyoruz. Şimdi ben beyaz ipimi öreceğim ama Hı -hı. ipimi de yukarı taşımak zorundayım. Hemen ilmeğimi girdim. Girdikten sonra ilk ilmeğimi örüyorum ve ipimi ön alıyorum. Hı -hı. Bir ilmek örmeden bir ilmek ters örgü. Bir ilmek örmeden bir ilmek ters örgü yaparak Hı -hı. burada bir atraksiyon oluşturuyor. oluşturuyoruz. Bunu da çok bebek örgülerinde, battaniyelerde çok kullandığımız bir teknik. Çok da kolay. Hemen örülebilecek bir teknik. Boş alıyoruz. Yani örmeden alıp örüyoruz. Boş alıyoruz, örüyoruz. Boş alıyoruz, örüyoruz. Boş alıyoruz. Örüyoruz. örüyoruz. Bu şekilde teknikler koyuyoruz. Burada göreceli olarak görsel olarak nasıl bir örgü örmek istiyorsak önce bunun teknik olarak Yazılımını yapıyoruz ve ona göre renklerimizi oturtturuyoruz. Bu çok önemli. Genelde çocuklarımız böyle biraz daha hareketli desenli örgüleri çok seviyorlar. Evet. Renkleri özellikle kendileri seçmek istiyorlar. Anneler diyor çocukları götürüyoruz işte hocam kendileri renkleri seçiyorlar diyorlar. Çok güzel bir şey yani renkleri de bu arada tanımış oluyorlar. Bu da çok önemli. Bu şekilde bir boş bir dolu örerek karşı tarafa geçiyoruz ilk dönem. Evet. Hep ön yüzde son ilmeğimizi de bu şekilde örmeden bırakıyoruz. Evet. Böyle bir teknik oluyor. Böylece desen ortaya, evet, desen ortaya çıkmış oluyor. Evet desen ortaya çıkmış oluyor. Burada iki ipi yürütüyoruz ve bir iple iki sıra ördükten sonra diğer ipimizi mutlaka yukarı taşıyoruz. Hı. Yukarı taşımak ne demek? Bir sonraki ipimize geçerken çaprazlayarak diğer ipimize geçiyoruz. Tamam. Bu da çok önemli. Tek renk olan kısımları kaç sıra yaptınız? Tek renk olan kısımlarımız iki sıra. iki sıra. Yani iki tane ön yüzden düz örgü, iki tane arka yüzden ters örgü şeklinde tamam. yapıyoruz. Bu da bu şekilde. Öncelikle şu da çok önemli İknur. Hanım, buradaki evet. yapacağımız hesaplama yani örgünün ne çok geniş ne çok sıkı olması bir de esnek örgü bizim için en ideal örgü şeklidir. Çünkü niye? Yıkandığı zaman örgülerimiz sertleşir. Evet. Eğer e, elimiz sertse izleyicilerimizin adına bunu mutlaka önce denemede ellerini görüp, uygulayacağımız tekniğe göre şiş seçimini yaparlarsa çok tadında, çok istikrarlı bir örgü elde etmiş olurlar. Bunlar çok önemli. Mesela şimdi atıyorum örgü sayıları veriliyor ama bu sayılar bizim için geçerli bir sayılar değil. Biz önce kendi elimizi, kendi tekniğimizi, kendi şiş büyüklüğümüzü önce bunları tanırsak ördüğümüz örgünün tadı o kadar güzel olur. Yani o elastik. Sizin elinizden çıkanla benden çıkan aynı şey olmaz. Evet, olmaz. Şimdi ben bunu 70 ilmek başladım. Belki başka bir arkadaşım da bu 75 ilmek veya 80 ilmek olabilir. Bunun için önce analiz noktamız ilmek sayısını beden ölçümünü yapıyoruz. Ona göre ilmek sayılarımızı atıyoruz. Bir de kullanacağımız teknik çok önemli. Yani teknikle ipin uyumu şişin uyumu. Bunları önce oturacağız. Çok güzel bir hesaplama yapacağız. Bu hesaplamayı yapmadan yola çıkarsak koltağa geldiğimizde kesmelerimizde, işte V yaka açmalarımızda sıkıntı yaşarız. Şöyle ki estetik görüntüyü yakalayamayız. Bu da bizim için çok önemli. Yani estetik görüntü örgünün bittikten sonraki tadı bizim için çok çok önemli. Bunun da en güzel şekli ölçüm. Yani matematiğimizi mutlaka yapacağız hı hı. ve elimizi de esnek, çok sıkmadan güzel bir örgü şeklinde yaparak bunun tadını vereceğiz. Artı çok sıcak sularla yıkamayacağız örgülerimizi. Hı hı. Ilık perde ayarı dediğimiz şekilde yıkayacağız. Ve çok çok da aşırı kurutmaya atıp da örgülerimizi küçültmeyeceğiz. Bunlar da çok önemli. Peki. Örülüyor, emek veriliyor. Dikkat etmemiz gereken noktalar. Peki Elif Hanımcığım bu püf noktalarla bu önemli noktalar için de verdiğiniz bilgilere teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Artık ben sohbet köşemize geçiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet efendim şimdi sohbet köşemize geçiyoruz. Kan bağışı süreçlerini konuşacağız. Neden bu kadar önemli? Peki bir kan bağışı süreci nelerden oluşuyor? Daha birçok detayı ele alacağız. Bizimle kalın. Müzik Kanın tek kaynağı insandır. Bu yüzden kan bağışlamak hayat kurtarmakla eşdeğerdir. Peki kan bağışı süreci nasıl işler? Hangi aralıklarda kan bağışında bulunabiliriz? Konuyla ilgili merak edilenleri Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Medikal Direktörü Dr. Levent Sağdur az sonra yeni güne merhaba da yanıtlıyor. Tekrar merhabalar efendim. Sohbet köşemize yerimizi aldık. Ama öncelikli olarak hemen başlamadan önce sizler için bugün seçtiğimiz kitabımızı takdim edelim. Bugünkü kitabımızın ismi Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarımızdan çıkan kitabımızın çekilişine katılmak için Yeni Güne Merhaba TV Instagram hesabımızda paylaştığımız son postumuzun altına arkadaşlarınızı etiketlemeniz yeterli olacak efendim. Ardından artık bildiğiniz üzere yayınımızın sonunda gerçekleştirdiğimiz çekilişte kitaplarımızı sizlere hediye ediyor olacağız diyorum ve hemen konuğumuz Levent Bey'e dönüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ilk Nasıl olsunuz, Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz elhamdülillah. Ee, çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Allah gerçekten kolaylıklar yok. versin. Sağ olun. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Bugün sizi ağırlayalım istedik. Çünkü bu konu gerçekten çok kıymetli. <laughs> Yayının başında da konuştuk. Size uzun yıllardır bu alanda hizmet evet. veriyorsunuz. Evet. Ee, o yüzden tecrübeleriniz, yorumlarınız, aktar, aktaracaklarınız hem bizler için hem izleyicilerimiz için gerçekten çok kıymetli. Hı -hı. Çünkü öyle bir konu konuşacağız ki e, siz de zikrettiniz biraz önce sohbet ederken tek kaynağı insan olan bir konu. Evet. Başka hiçbir yerden erişme imkanımız yok, alma imkanımız yok, üretme imkanımız yok. Bu yüzden kan bağışı gerçekten çok hayati bir öneme sahip zannediyorum. Sizden dinleyelim ama. Elbette e, söylenecek çoğu şeyi söylediniz. Öncelikle teşekkür ederim. Rahat bir şekilde kendimizi ifade etme fırsatı olacak zannediyorum. Lütfen. E, dediğiniz şekilde kan e, tek kaynağı insan olan e, bir e, madde e, hayatı bir e, sıvı. Esasen tıp e, bir bakıdan açıdan baktığımızda e, kan da bir organdır. E, diğer organlar gibi farklı dokulardan e, mütevellit bir organdır. İçerisinde hücresel elemanlar bulunur. Ee, hormonlar bulunur, faktörler bulunur, proteinler bulunur, sıvı kısmı vardır. Ee, ve en önemli noktası da e, ihtiyaç olunduğu e, durumda illaki başka bir insandan e, bu kaynağı almamız ve ihtiyaç olan insana, iletmemiz gerekiyor. Bu yönüyle çok özel bir yani ilaç olarak nitelendiriliyor ama dediğim gibi biyolojik aslında bir, bir organ. evet bir materyal, bir organ. Hı hı. dolayısıyla kan nakli de esasen bir organ naklidir. Oo, kan nakli de aslında tabii, bir organ naklidir. Tabii. Ki, tabii o ki. O kadar hayati aslında. Tabii ki. Ee, toplanmasından e, hastanelerimize ve hastalarımıza ulaştırılmasına kadar ki e, bütün e, lojistik süreçler dahil olmak üzere e, ve toplanma süreci dahil olmak üzere e, en üst düzeyde e, özen ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Peki. E, şimdi süreciden birazcık böyle birkaç kelimeyle Tabii bahsediyor ki. oldunuz toplanması, işte e, saklanması ve benzeri gibi. Evet. Oralar sizin uzmanlık alanınız. Biz daha ziyade hani böyle gidip kan verme sürecini biliyoruz ama arkada çok ciddi, çok profesyonel Profesyonelce bir emek ve hizmet de var. Tabii ki. Önce şöyle yapalım mı? Bir bize bakan yönünü görelim. Örneğin biz kan vermek istediğimizde nasıl bir süreçle karşı karşıya kalıyoruz? Akabinde bize ama o arkadaki hizmeti de biraz anlatalım isterim. Elbette. Kan vermeye karar verdiğiniz zaman ki buna değinelim inşallah sohbetin ilerleyen noktalarında. Bir kan bağış merkezine, bir kan bağış ekibine geldiğiniz zaman orada formlarla karşılaşacaksınız öncelikli olarak. Kan bağışçısı bilgilendirme formu, kan bağışçısı onan formu ve sorgulama formu olmak üzere, evet. bilgilendirme formunda gerekli temel bilgiler var, kan bağışı ile ilgili merak ettikleriniz var. Bunun yanında kanver.org sitemizden de. E, bu bilgileri e, merak eden e, vatandaşlarımız edinebilirler. Hı hı. Daha sonra kan bağış e, kayıt formu ve e, kayıt formunu doldurduktan sonra e, bir sorgulama formumuz var. Kendi özgür iradesiyle kan bağışçılarımızın ki güvenli kan temininde en önemli basamaklardan birisi bu kan bağışı sorgulama formudur. Hı hı. E, belki bahsederiz, yani, laboratuvar testleriyle bir noktaya kadar güvenliği sağlıyoruz ama en önemli basamak e, herhangi bir risk olduğu durumda kan bağışçımız, bağışçımızın kendi kendini vazgeçirmesi. Hı hı. Kan bağışından hı hı. Kan bağışı sorgulama formunu da doldurduktan sonra Kayıtları yapılır Bağışçılarımızın e, bu noktada e, fotoğraflı TC kimlik numarasını yer aldığı bir e, kimlik ibrazı e, mecburidir. Hı hı. E, bununla birlikte kaydı yapıldıktan sonra bir e, doktor, e, hekim tarafından e, sorgulanır e, ve temel bir e, muayeneden geçirilir. Hı hı. Böylelikle hem bağışçı sağlığını e, garanti altına almış oluruz hem de esas hedefimiz olan e, hastalarımıza bu kanı ileteceğimize göre onlar açısından önemli bazı sorgulama larda bulunur hepkimiz Bunlar tamamen mahremiyeti koruyacak şekilde orada bir değerlendirme yapıldıktan sonra kan onayda verildikten sonra eğer kan bağışı için uygunsa kan bağışı salonuna alınır veya yatağını alınır kan bağışı kendisi 8-10 dakikalık bir işlem çok büyük bir işlem değil esasen. Bir kere bunu test yaşadıktan sonra, tecrübe ettikten sonra eminim ki birçok kaygılar kafanızdan silinecektir. Evet. 8-10 dakikalık kanalma işleminden sonra biz bağışçımızı dinlendiririz 10-15 dakika. İşte mineralli su, maden suyu, kızılay maden suyu ve şekerli birkaç bisküvi falan verdikten sonra 10-15 dakikada gözledikten sonra onu yolcu ederiz. Bağışımızla ilgili kısım süreç, bu kadar. süreç burada tamam. sonlanmış olur. Ama, tamam şimdi oraya geçmeden evet. önce ben şimdi bu bize bakan yüzü dedim. Evet. Burayla ilgili anlattıklarınızın üzerine soracağım birkaç şey var. Hı hı. Şimdi öncelikli olarak o ilk başta yaptığınız sorgulama. <laughs> İşte aldığınız bilgiler ve benzeri. Bizim kan vermemize engel olabilecek şeyler daha ziyade neler? Bunları birkaç başlıkla bize açıklayabilirseniz. Hı hı. Akabinde de kanı verdikten sonraki süreçte bizde herhangi bir şey olabiliyor mu? Olduğunda ne yapmamız gerekiyor? Hiç bu tarz şeylerle de karşılaşabiliyor musunuz? Olumsuz bir şeyler olma ihtimali yüzde kaç? Şimdi 18-65 yaş arası bütün vatandaşlarımız ölüyorlar. Kan bağışında bulunabilirler. 19 yaşından gün almış olmaları gerekiyor. E, erkekler 3 ayda bir, bayanlar 4 ayda bir e, kan bağışında bulunabilir. E, Kan bağışına engel şeylere baktığımızda esas olarak kanla bulaşan hastalıklar yönünden bir sorgulamadan geçirilirler. Hepatit B, hepatit C, sifilis, HIV gibi. Bu hastalıkların varlığına yönelik sorgulamalar ve muayeneler gerçekleştirildiği gibi bulaş ihtimaline karşı da o sorgulama formunda çeşitli sorular yer alır. Bunun yanında çeşitli ülkelere seyahat ile ilgili bazı kısıtlamalar vardır. Bununla ilgili sorgulamalarda bulunur. Aldığı bazı ilaçlar hastaya geçmesi geçtiği durumda kanın faydasını ortadan kaldırabilecek ilaçlar veya zararı dokunabilecek ilaçlar vardır. Bunlar sorgulanır. Bunlar hekim tarafından da zaten oradaki formun yönlendirmesine göre e, tekrar e, sorulacaktır bu aşımıza. E, bazı kalp hastalıkları e, yani bağışımızın sağlığına e, yönelik bazı evet. durumlar olabilir e, alıcıdan ziyade evet. işte bazı kalp hastalıkları kanser hastalıkları gibi veya o sırada enfeksiyonu varsa o sırada gribal bir enfeksiyonu varsa ateşli bir hastalığı varsa hı hı. E, bu gibi durumlar e, engel teşkil edebiliyor. Ama dediğim gibi bir kan bağış noktasına başvururlarsa vatandaşlarımız zaten orada bu sorgulamalarla birlikte kan verip veremeyeceği ortaya çıkacaktır. İşte Peki. dövme yaptırmıştır. Bunun dövme yaptıranlardan da kan alınabilir. Yani tüm dövme yaptıranlardan kan alınmaz diye bir durum yok ama onun bazı kriterleri vardır. Onlar sorgulanır. Peki. Tamam. O zaman şimdi arkadaki süreci de bize bir anlatın. Tabii ki. Edelim. Ha şey de sormuştunuz demin. Ha sonrasında ee, evet. Kan veren kişi açısından bir risk e, yok. Yok. Olduğunu yok olduğunu söyleyebiliriz. Milyonlarca. Kişiden kan bağışı alınıyor. Bütün dünyada, ülkemizde de e, teorik riskler olsa bile şimdiye kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Hastalık bulaşı zaten söz konusu değil e, bağışçıya. E, bütün e, setler tek kullanımlıktır. Hemen yatağın başında açılır Hı -hı. ve bir daha kullanılması mümkün değildir. Hı -hı. E, bundan sonraki sürecine baktığımızda e, genelde kan bağışladım o kan olduğu gibi kullanılıyor zannediliyor. Evet. E, bir kesim alındı. E, ee, öyle zannediyor. Ancak böyle değil. Ee, bir süreci var. Kan alındıktan sonra e, iki temel süreci var. Bir kanın kendisiyle kendisi bazı işlemlerden geçirilir. Kan tam kan olarak kullanılmaz. Hı. Bağışta elde ettiğimiz o torbanın içerisindeki sıvıya biz tam kan diyoruz. Hı hı. O tam kan, e, kan üretim bölge kan merkezlerindeki üretim birimlerimize gelir ve orada trombosit beyaz hücreler diyebiliriz mikroplarla şey fıtılaşma faktörlerini yoğun olarak içeren bunun yanında eritrosit süspansiyonu kırmızı hücreler al yuvarlar esas olarak oksijen taşımayla ile görevlendirilmiş hücreler ve plazma kanın sıvı kısmı üç bölüme ayrılır kan ve bağışladığınız bir kan üç ayrı hastaya umut olarak hazırlanır bu hazırlama süreci tabii ki bir zaman alan bir süreçtir. Bu özür dilerim araya gireceğim ama evet. her seferinde böyle midir? Her bir, seferinde bir kez kan edilir. veriyoruz ve bu kandan 3 evet. hasta mı faydalanıyor? Evet bir kez bir kez kan veriyorsunuz ve 3 hasta faydalanma e, potansiyeli var. Şöyle ki trombositlerin ömrü o beyaz hücre dediğimiz Aha. onların ömrü 5 gündür. 5 gün içerisinde bir Buranın. hastaya yönlendirilir. E, eritrosit kırmızı hücrelerin ömrü 42 güne kadar bekletilebilir. Bu 42 gün içerisinde kullanılır. Plazmalarda çok soğuk odalarda 6 aya kadar saklanabilir hı. ve onlar da başka bir hastaya yönlendirilir. Yani evet 3 kişiye umut olursunuz hı hı. bir kan bağışıyla. Hı hı. Bu değişmez bir kuraldır. Bunun yanında kanlar hazırlanır, bekletilir. Öte yandan da kanla bulaşan hastalıklar var. En çok korktuğumuz evet. ve bir risk yönetimidir bir yönüyle, bir yönüyle kan bankacılığı. Bir ee, kısım bağışçı değil, Alıcı kısmında, Alıcı. değil mi? Evet, e, aldığımız bağışlardan bağış kan, kanla birlikte bir de numune test tüpleri test tüpüne numune alınır bu da laboratuvara yönlendirilir. Hmm. Ee, bağışçımız test edilecek halen daha. Süper tamam. Ben şimdi ee, mesela siz ilk başta anlatırken hani oradaki işte kan bağış merkezlerinde yapılan sorgulamalarda mesela kanımızda olan kan yoluyla bulaşabilecek bir hastalığı acaba nasıl hmm. e, test ediyorlar diye düşünmüştüm. Evet. Bu kan alındıktan sonra şu an Tabii anladığım ki. kadarıyla. Tabii ki ama o sorgulamanın yine bir önemi var laboratuvar testleriyle birlikte oraya yine değineceğim. Eee hmm. Bağışlanan her kan mutlaka kesinlikle laboratuvar testlerine tabi tutulur. Hı hı. Laboratuvara sokulmadan bir kanın kullanılması diye bir şey söz konusu değildir. Bu mümkün değil. Ee, laboratuvarlarımızda e, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da dört merkezi laboratuvar var. E, bu laboratuvarlarda çok ileri düzey e, nükleik asit e, DNA ve RNA'sını bu hastalıkların yani hepatit hı. B, hepatit C ve HIV virüsünün DNA ve RNA'sının araştırıldığı ileri düzey laboratuvarlar. Ülkemizde bu testleri yapabilen cihazların %80'i zaten Türk Kızılay'da. Pahalı testlerdir, ileri teknoloji gerektiren testlerdir. Bir de birkaç tane üniversitede bulunmaktadır. Hı hı. Bu toplanan kanların test tüpleri bu dört şehrimizdeki laboratuvarlara gönderilir. Burada ileri düzey testler yapılır. Hı hı. Ve ancak temiz çıktıktan sonra o testlerden, kullanılabilir. Karantinadan çıkış onayı alınır. Bunun yanında yine ileri tekniklerle kan gruplamaları çalışılır. Çünkü uygun gruplu kan grubundaki hastaya verilmesi gereklidir kanın. Şimdi burada hep şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Laboratuvar testleri yapılıyor nasılsa. E bu sorgulamalara ne gerek var? Ha, o baştaki sorgulamalar. Evet değil yani mi? bu kadar ağır böyle Biz bir forma böyle ne gerek var? Biz biraz böyle hızlı yaşayan böyle bir hafif aceleci bir milletizdir. O yüzden evet. böyle çok detay sevmeyiz. Okumayı, imzalamayı hemen geçelim sürece evet, isteriz. Evet. Bu çok geliyor. Şu andaki geldiğimiz 21 yüzyıldayız. Hmm. Halen e, bir virüs vücuda girdiği zaman belli bir süre geçmesi gerekiyor ki laboratuvar testleriyle e, tespit edilebilir hale gelsin. Hmm. E, bu virüsten virüse değişiyor. Kimisinde bir hafta geçmesi gerekiyor, kimisinde 2-3 hafta geçmesi gerekiyor. Bu DNA ve RNA'sına baktığımız testlerle bu süre biraz kısal, kısalıyor hmm. ama yine de e, henüz... Mevcut teknolojiyle bir virüs vücuda girdikten hemen ertesi gün bunu tespit edilebilen bir test henüz icat edilmedi. Hı hı. Bu yönüyle bir risk yönetimi var. Öncelikle bağışçının sorgulanması, riskli olabilecek bağışçılarımızın elenmesi. Daha sonra laboratuvar testleri, kanların uygun muhafazası ve hastalara arz edilmesi şeklinde. Ülkemizde neyse ki rakamlar çok iyi durumda. Özellikle HIV açısından dünyadaki bulaş durumlarına baktığımızda bizde rakamlar çok çok düşük. Ama teorik olarak evet bu risk bütün yapılması gereken her şeyi düzgün yapsanız, bağışçıyı da sesseniz, teorik olarak böyle bir risk her zaman var. Bundan yani bu dediğim gibi öyle bir teknoloji icat edilene kadar da bu her zaman için mümkün olacaktır. Onun için sağlıklı kimselerin düzenli bir şekilde kan bağışlaması çok önemli. Bizim kan bağış alanlarımız hastane değil. Hı hı. Sağlıklı insanlarla bizim işimiz. Hı hı. Kütüphane gibi, muhtarlık gibi, evet. camilerimiz gibi her zaman vatandaşlarımızın evet. gelebilecekleri alanlar olması lazım. Çekinmeden girebileceğimiz. Kesinlikle. Ya Bir de özellikle böyle son zamanlarda çok fazla görür olduk böyle mobil kan bağışı şeyleriniz de var. Evet. Ee, örneğin mesela yolculuk yaparken bir yerden bir yere giderken mesela görüyorsunuz mesela hani bir girip kan bağışı versem mesela eğer daha önce verdiyseniz belki her seferinde ne kadar sorgulama uzun sürüyor bilmiyorum ama hani böyle çok pratik bir şekilde verme imkanları da yok değil. Evet yani bütün sorgulama süreçleri dahil olmak üzere 30-35 dakikanızı alacak. Yani kan bağış merkezi veya mobil bir ünitemize geldiğiniz andan itibaren bütün süreçler 30-35 dakika alacaktır. Maalesef ki çok kolay ertelenebilen bir karar. Pandemi ile birlikte bu biraz daha herhalde top, duyarlılığı yakalamıştık. Esasen ülkemizde 3,5 milyon kan bağışı toplamamız lazım ki tüm ihtiyacı karşılayabilin. hı. hı. Ee, pandemi yılı olan 2020'de hedefimiz 3 milyondu. 2005 yılında güvenli kan temini projesine başladığımızda sadece 300 bin kan toplanıyordu. Hı hı. Yine 2,5-3 milyon ihtiyaç vardı. Yani 10 gelenden 9'una kan yok deniliyordu o zamanlar. Hı hı. Geldiğimiz noktada neredeyse %100'ünü e, kapsar hale gelmiş idik hı hı. ama pandemiyle birlikte bütün dünyada, ülkemizde değil, bütün dünyada bir sıkıntı yaşandı kan bankacılığı alanında. Hele ki ilk aylarda ülke stokları çok çok düştü, 10 binlere kadar düştüğü oldu ve 30 Nisan'da zaten ulusal kan bağış çağrısına çıkmış. Çıkmıştık. Ancak e, geldiğimiz noktada e, biraz düzelme var e, esasen ama ülke stokları yine 35 binlerde. Hı hı. Biz kendimizi rahat hissetmek için e, 50-55-60 binlerde tutmak isteriz. Ki bunun olağanüstü halleri de var, hı hı. diğer e, kazalar var, acil durumlar var. Onun için sürekli bir şekilde stokumuzu 60 binde tutmak isteriz. Hı hı. E, hastalar ihtiyaç duyduğunda kan aramasını istiyorsak tek bir yolu var, kan bağışı. Evet. Yani sağlıklı vatandaşlarımızın kan bağışına gelmesi. Evet Levent Bey. Şimdi sizin tüm bu anlattığınız süreçten benim çıkardığım sonuç bir manada şu da oldu tabii ek olarak hani bir sürü anlattığınız şey ek olarak şimdi biz dediğiniz gibi mesela hastalık anında acil bir ihtiyaç anında ve maalesef ki insan yakın hissettiğine karşı ya da yakın olduğuna karşı diyelim biraz daha böyle daha hassasiyetle yaklaşabiliyor. Evet. Öyle bir durumda hani hemen giderim kan veririm gibi düşünceler oluşuyor bizde evet. ama sizin anlattıklarınızdan benim anladığım bize öyle bir acil durumda kan veriyor olsak dahi o kan kullanılmıyor. Evet değil mi? Evet. Yani çünkü bu süreçlerden geçiyorsa pat Tabii. diye o acil olan hastaya kullanılması söz konusu değil. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ee, kan bağışını ertelemenin ardındaki sebeplerden biri de budur. İşte bir yakınma kan lazım olursa ben gidip vereyim. Hı hı. Ama biraz önce süreçleri anlattık. Laboratuvar süreci var, kanın işlenmesi süreci var. Sadece laboratuvar süreci neredeyse zaten 24 saat alıyor. Kan lazım olduğunda bütün bu işlenmiş olacak, laboratuvar testlerinden geçmiş olacak ve hazır bir şekilde dolapta bekliyor olacak ki lazım olduğunda hemen onu arz edebilelim. Evet. Ee, Özellikle pandemiden pandemiye kadar artık biz hani anonsları bitirmiştik ülkede hı hı. neredeyse artık acil kan anonsları falan yoktu. E, 2020 yılında bir müddet yaşadık. Hı hı. E, yine bu aralar görüyoruz maalesef hani hastanelerde e, kan lazım olduğunda işte e, yakınlarımı götüreyim e, şeklinde evet. replasman kan bağışı dediğimiz hı hı. E, bir süreç kan stokları yetersiz olduğu durumda. Vatandaşlarımız gidiyor maalesef. Hani şu soru da geliyor hastanelere kan bağışlasak ya diye. Ama hastanelerde kan bağışlandığı noktada dediğim gibi öncelikli olarak bu medikal zararları var. Replasman kan bağışından dolayı hı hı. kan lazım olduğu zaman o anda hemen herkesi bulamayabilirsiniz. Ankara'ya dışarıdan hastası gelmiştir. Yani sosyal endikasyon var var. Ee, o anda hazır olması gerekiyor. Evet. Bunun yanında e, yılda 3-3,5 milyon kan toplayacağız. E, bunu biz 3 bin kişilik bir kocaman bir ekiple hı. sağlıyoruz. Her hastanede e, bu ekipleri kurmak e, mümkün değildir ve en önemlisi de laboratuvar testleri bahsettiğim şekilde. E, bunların merkezi şekilde yapılması gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla vatandaşlarımızı her an e, için kan bağışına davet ediyoruz. Yine e, gelen sorulardan birisi işte akşam neyin 9'da gidiyoruz işte kan bağışı vereceğiz kapalı. Hı hı. Ee, bizim ekiplerimiz günde 350 noktada kan topluyor. Ee, ve Evet Türkiye'de. Tüm Türkiye'de 350 noktada? 350 noktada hı hı. E, bunların 150'si mobil olmak üzere kan bağışları kabul ediliyor. Ee, akşama kadar bu kanlar toplanıyor akşamleyin e, bunlar bileşenlerine ayrılıyor ve laboratuvar tüpleri de o dediğim Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki merkezi laboratuvarlara gönderiliyor ve testler yapılıyor. Dolayısıyla akşamleyin kan alınsa dahi e, sabahleyin 8 9'da alınan kanla bir farkı kalmayacak çünkü bu işlemlerden geçirilmesi gerekecek. E, ondan dolayı biz ekiplerimize vatandaşlarımızı e, davet ediyoruz. Toplumsal duyarlılık bu noktada önemli. Eee Gönül ister ki ekiplerimiz, e, çalışan flebotomistlerimiz, doktor arkadaşlarımız her gittiğinde 40, 50, 60 ünite kanla dönebilsin ki biz bu zinciri kırabilelim. Yani kan lazım olduğunda hastanelerde artık rahat bir şekilde kan lazım e, kan bulunabilsin. Hı hı. Peki Levent Bey bir de e, Covid süreci değindiniz evet. e, maalesef biraz etkiledi e, evet. kan bağışlama e, motivasyonunu da etkiledi dedik ama. Bu manada peki bu süreçte yaşananlarla birlikte kan bağışı verme noktasında herhangi bir sıkıntı var mı? Örneğin COVID aşısı olan birinin kan bağışında bulunması ya da üzerinden belli bir süre geçmesi mi gerekiyor ya da COVID rahatsızlığı hastalığı geçiren? COVID aşılarından bahsedeyim. COVID aşısı veya diğer aşılar. Hı hı. bir farklı bir durum yok inaktif aşılar dediğimiz işte mRNA aşıları olsun Türkovak aşısı gibi inaktif aşılar dan sonra bir 7 günlük bekleme süresi gerekiyor hı hı. bu diğer hastalık aşılarında da aynı şekilde zayıflatılmış virüs aşıları dediğimiz bir aşı grubu var onlar da 28 gün beklemek gerekiyor onlar bu covid için söz konusu değil. Hastalık geçirdikten sonra da bir kendisini iyi hissettikten sonra, sonra hı hı. O iki haftalık bir bekleme süresinden sonra kan bağışında bulunabiliyor hı. vatandaşlarımız. Peki, hı hı. Ha, buyurun, lütfen. Şey de çok soruluyordu kanla geçmiyor COVID. <laughs> Heh, tamam evet bu dönem yani. şimdi bilmiyoruz belki <laughs> evet, evet. yani veren bağışçı da bilmiyor COVID olduğunu gidip o sürede belki kan verdi sonra o kan bize kullanıldı ama geçmiyor. Öyle ee, mi? Pandeminin başından beridir e, tüm dünyadaki kan bankaları bizler hep birbirimizle iletişimdeyiz hmm. e, bunları kontrol ediyoruz. Milyonlarca yüz milyonlarca kan e, transfüzyonu gerçekleştirildi. Hmm. E, Teorik olarak e, bahsedilen bazı şeyler var ama pratikte hiç karşılaşılmadı. E, kanla geçen bir e, kan transfüzyonuyla geçen bir hastalık değil. Bunu hı hı. rahatlıkla Peki. söyleyebiliriz. Peki, bu da içimizi rahatlatan bir nokta hı hı. oldu. E, bir şey daha sormak Tabii istiyorum. E, motivasyon dedim şimdi Kon, evet. kan bağışı verme noktasında. Şimdi öncelikle söylediğimiz en başta değindiğimiz şeyler çok kıymetli zaten. Başka bir kaynağı yok. E, bir insanın ihtiyacı olduğunda, hayata dokunabilmek adına kanımızı bağışlamamız çok yüksek bir motivasyon kaynağı aslında. Ama aynı zamanda biliyoruz ki kan bağışlamanın kendimize de sağlık açısından faydaları var. Hı hı. Bunlardan da biraz bahsedelim mi? E, bunu tersinden sorayım. Biraz önce cevapladık gerçi. Kendimize bir zararı var mı? Hiçbir zararı yok öncelikle. Hı hı. Kan bağışlamadığımız durumda e, bu kanın ne yapacak vücut? Yani vücudumuzda doğduğumuzdan doğduğumuzda bir kan üretiliyor. E, biz e, hayatı boyunca aynı kan gidiyor değil. Hı. Zaten e, yenileniyor. yenileniyor sıvı kısmı daha sık olmak üzere 3-4 günde bir olmak üzere. eritrositler 120 günde bir veya 90-120 günde bir olmak üzere bu yenileniyor. Zaten bu sınırda en geç yenilenen kırmızı hücrelerden dolayı konulmuş bir süre. bize hiçbir zararı olmadığı gibi vermediğimiz zaman zaten vücut bunları imha edecek, yenisini oluşturacak. Biz bu değerli sıvıyı ihtiyacı olan birisine veriyoruz. Neden buradan girdim? Çünkü e, kan bağışı tamamen diğer gamcılıkla verilmesi lazım. Hmm. Yardımseverlik duygusuyla verilmesi lazım. Sekonder hiçbir kazanç beklentisi olmaması lazım. Hmm. Kendi sağlığıma iyi geliyor düşüncesi dahi bunun içerisinde. Hmm. Tamamen ihtiyacı olan birisine e, yardım amacıyla verilmesi lazım. En büyük faydası e, budur. Tam bir dayanışma örneğidir. Dayanışmaya nereden geldim? Türk Kızılay bu sene dayanışma yılı ilan etti. Kan, bankı, kan bağışı da tam bir dayanışma örneği esasen. Milli bir ihtiyaç, yurt dışından diğer ilaçlar gibi getirebileceğimiz bir ihtiyaç değil, bir malzeme değil. İhtiyacı olanlara bizim ülkemizdeki diğer vatandaşlar bunu bağışlayacak ve onlara sağlık verecekler. Çok güzel. Toplumsal dayanışma için şart. Kesinlikle doğru diyorsunuz. Şimdi kök hücreyi de soruya olacağım size. Tabii ki. Bu soruyu da yönelteceğim ama öncesinde kan bağışıyla ilgili değinmediğimiz herhangi bir şey kalmasın istiyorum. Varsa şu da önemli dediğiniz bir şey, onu da altını çizelim. Hı hı. Sonra kök hücreye geçelim. E, vatandaşlarımız e, kan bağışlamak isteyenler, kanver.org sitesinden, her gün nerede kan bağışlayabileceklerini görebilirler. Hatta buradan bir çağrı yapalım. Camilerimiz var, Diyanet TV'deyiz. İşte büyük siteler var Ankara'da. Kendileri kan bağışına gelmemizi, kan bağışı toplamak üzere gelmemizi isterlerse yılda bir dahi olsa... 50-60 kişilik bir liste oluşturabilirlerse kan bağışlamak isteyenler listesi <laughs> ve bizimle iletişime geçerlerse biz onların ayağına e, mobil ünitelerimizi götürebiliriz. Oo Çok güzel. E, ama dediğim gibi böyle bir liste oluşması gerekiyor. Hani 3-5 kişi bağış için maalesef bizim e, kaynağımızı verimli kullanmamız gerekiyor. Çünkü hedefimiz hastaların ihtiyacını karşılamak birinci hedefimiz. Bunu örneğin bahsettiğiniz büyük konutlarda, iş yerlerinde, Tabii ki. camide, merkezi bir Tabii camide, camide e, toplanıp. Size bildiriyorlar Tabii. böyle böyle. bir Yani orada ön, işte imamımız olur, muhtarımız olur, site yöneticisi olur bir liste yaparsa 60 kişiye ulaştığında hı hı. bunu da bir yılda bir böyle bir faaliyet gibi bir sosyal aktivite gibi orada toplanırlar. Zaten orada 50-60 kişi toplandığında merak edip başkaları da gelir. Böylelikle kan bağışı sayılarını umarım ki arttırırız. Dediğim gibi mecburuz illaki başka bir insandan bunu alacağız. Hı hı. Peki, teşekkür ediyoruz bu güzel bilgi için de. O zaman artık sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz. Süremiz Tabii de kısıtlandı ki. ama kök hücreyi de konuşmadan geçmeyi istiyoruz. Şimdi kök hücreyi son yıllarda duyar olduk. Kızılay'ın da sizlerin de bu alanda çalışmalarınız var biliyoruz. Şimdi önce bize biraz anlatın istiyoruz. Nedir kök hücre nakli ve benzeri <laughs> şeyler? Nasıl oluyor? Herkes yapabiliyor mu? Lütfen biraz detaylandırın. Elbette. Kısaca ondan da bahsedelim. O da çok önemli ve güzel bir projemiz. Kan bağışı ile birlikte sağlık veriyoruz, acil ihtiyaçlar yüzde birini anca oluşturur kan bağışında. Kök hücrede tamamen hayat veriyoruz, onu söyleyebiliriz. Hep karşılaşıyoruz işte, lösemili çocuklarımız var, en büyük hedef kitle onlar. Aynı kan bağışında olduğu gibi bazen tek tedavi seçenekleri kök hücre nakli oluyor. 2013 yılına kadar yani kök hücreyle ilgili Bakanlığımızla birlikte Türk Kök projesini başlatmadan önce kök hücre nakli gerektiği zaman dünyadaki diğer kök hücre bankalarına bakılıyordu ve bir eşleşme olduğunda hastamıza ulaşması 8-10 ayı bulabiliyordu ve oldukça büyük maliyetlerle birlikte geliyordu. Ama biz toplumsal dayanışma içeri dayanışmayı seven Birbirimize yardım eden bir toplumuz neden ülkemizde de bu kök hücre veri tabanını oluşturmayalım dedik ve hayata geçirdik bakanlığımızla birlikte. Şu anda 822 bin kök hücre verici adayı var veri tabanımızda evet. ve 3570 nakil gerçekleşti kök hücre nakli gerçekleşti son 5 yıl içerisinde ondan öncesinde yoktu. Hep dışarıdan geliyordu ve gelemediği için de kaybettiğimiz hastalarımız oluyordu. Bu veri tabanını biz 1-1,5 milyona da çıkartmak istiyoruz. Oldukça tatmin edici ve mutluluk verici bir proje. Kök hücre vericisi olmak isteyen vatandaşlarımız, Bizim herhangi bir kan bağış ekibimize gelip kök hücre verici adayı olmak istediklerini söyleyebilirler. Adayı diyorum. Hı. Neden? Çünkü ilk başta sadece bir numune test numunesi kan alınıyor. Hı hı. Ve bununla bunun analizi yapılıyor. Genetik analizi yapılıyor. Tamam. Ee, bizde bağışçı bilgileri Türk Kızılay'da. Hı hı. Ee, biz bu tüpü Sağlık Bakanlığımıza veriyoruz. Laboratuvarın işletilmesi Sağlık Bakanlığımızda hı hı. ve daha sonra veri tabanımızda e, bu veriler e, duruyor Bakanlığın veri tabanında. İleride bir hasta Hastanemizde kök hücre nakli ihtiyacı olduğunda doktoru hekimi karar verdiğinde o hastanın genetik bilgilerini bakanlığımıza yolluyor ve eğer bir eşleşme varsa çok yüksek bir ihtimal değil bu. Onun için bu veri tabanımızı arttırmaya çalışıyoruz. Bir eşleşme olduğu zaman bakanlığımız diyor ki senin bana yolladığın 3 numaralı tüpün donörüyle bir hastanın e, uyumu sağlandı onun hayat kurtarma şansı var hı hı. donörümüzü bulup e, tek e, kök hücre almak üzere ikna eder misiniz diyorlar bize biz e, bayağı da mutlu oluyoruz o durumda heyecanlanıyoruz hı hı. karşıda bir hasta var bağışçımıza gidiyoruz diyoruz siz işte belki 3 yıl önce belki 5 yıl önce çünkü o veri tabanında ne zaman eşleşme olacağı belli değil e, kan vermiştiniz böyle bir eşleşme var hayat kurtarabilirsiniz kabul ederseniz sizden kök hücre alacağız diyoruz genelde kabul ediyorlar Allah'a şükür. Evet. Ee, kök hücresini topluyoruz hastamıza has, bakanlığa teslim ediyoruz. Ee, kök hücre toplama işlemi de bakanlığın hastane Sağlık Bakanlığımızın hastanelerinde yapılıyor. Evet. Kök hücre toplama e, işi de e, çok korkulacak bir şey değil. %85-90 oranında aferez yöntemiyle e, alınan e, bir yöntem. Yani kan bağışı gibi. Aynı, yöntem, aynı yöntemle aynı alınıyor. Hı hı. E, çok küçük bir kısmında da e, kemik e, kemikten, kemik iliğinden e, ponksiyon yöntemiyle alındığı olabiliyor. Hı hı. Burayı söylerken kök hücreyi bu arada bir hastalık grubu daha aklıma geldi. E, hemen iki dakika onda da e, şey yapayım. Bu e, özellikle e, pandemi ile birlikte hastalarımız da büyük sıkıntı çektiler. Hı. Ve e, trombosit... E, e, aferez yöntemiyle trombosit ihtiyacı olan hastalarımızda sıkıntı çektiler. Kan bağış sayıları düştüğü zaman hı hı. E, normalde kan bağışlarından biz trombosit dediğimiz o ömrü 5 gün olan e, hücreleri de e, bileşenleri de elde ediyoruz. Kan bağışları düştüğünde yeteri sayıda elde edemediğimiz zaman aferez yöntemiyle almak zorunda kalıyoruz. Onda da bağışçı bulması biraz daha zor. Hı hı. E, ondan dolayı tekrar tekrar hı hı. ben bağışa davet ediyorum vatandaşlarım. Kan bağışlayalım çünkü hı hı. gerçekten çok kritik. Evet ve kök hücre. Ve kök hücre. Evet, <laughs> Levent Bey. E, birkaç sorumuz gelmiş. Tabii. Onları hızlıca ileteyim iletiyim, yapalım istiyorum. E, hayatında bir kere bile insülün kullanan kan bağışı yapamıyor. Bunun nedenini açıklarsanız memnun olurum demiş izleyicimiz. İnsülinin e, hangi kaynaklı insülin olduğu e, önemli. E, Şek, bazı hormonal e, ilaçlar. O, o ilacın nasıl elde edildiği ile ilgili olarak kan bağışına engel olabiliyor. Hmm. E veya e, bağışçılarımızın e, onu kullan, kullanmasına neden olan altta yadan hastalık Evet bir kere bile kullanmış olsa e, hem kendi sağlığı açısından hem de bazı ilaçlar, ee, hastalara geçmemesi gerektiği için e, kullanılamıyor. Hı. Örneğin aspirin kullandıklarında da e, trombosit elde edemeyeceğimiz için alamıyoruz mesela belli bir süre. Hı hı. Peki e, bir soru daha yine ilaç kullanımıyla ilgili. Tansiyon ilacı kullanıyorum kan verebilir miyim diye Tansiyon sorayım. ilacı kullananlar kan verebilirler. Tansiyon ilacın nevini yine bizim hekim arkadaşımız e, bakacaktır hangi, e, içerikte bir tansiyon ilacı kullandığını ve tansiyonun kontrol altında olup olmadığını ona göre karar verecektir. Peki Levent Bey çok teşekkür ediyorum. Güzel ve kıymetli bilgiler verdiniz. Umarım Önemli bir olmuştur. Konuydu. Biz de ümit ediyoruz ki gerek bizlerin gerek izleyenlerimizin bu noktada hassasiyetlerinin artmasına vesile olur inşallah. 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 Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet efendim şimdi hızlıca muhtelif işler köşemize geçiyoruz. Evet Elif Hanım bir sohbetimizi tamamladık geldik siz neler Hoş yaptınız? geldiniz. Şimdi Hoş e, e, İbnur Hanım şu şekilde V yakasını ben küçük minyatür olarak açtım. Hı. Burada açarken şunu yapıyoruz. Ne yaptığımızı İlmek görelim. sayımızı ikiye bölüyoruz. İkiye böldük. Tamam. E, 40 ilmek. Yani i̇lmek. tam ortasına geliyoruz. Tam ortasına geldiğimizde tamam. sağ tarafı sonra sol tarafı örerek çıkıyoruz. Birer ilmek ön yüzde kesiyoruz kesiyoruz bunu dediğim gibi arka enseyi de üçe bölüyoruz. Hı hı. Bu şekilde hesaplamalarımızı yapıyoruz. Yani omuzda atıyorum ilmek sayımız 10 ilmek kalıyor. Yan pat destekleriyle destekliyoruz en genişliğini, ön pat desteğiyle destekliyoruz. Bu şekilde hemen bir kesim gösterelim. Evet nasıl yaptığımızı evet, görelim. Evet şimdi keserken ilk ilmeklerini örsünler sebebi çünkü yandaki ilmek kesildiğinde bu ilmek örülmezse orada bir gerginleşme olur. Yani gerginleşme, e, orada böyle bir kasma olayı olur. Onun için kestiğimiz örgülerimizde kesme işlemi yapıyorsak baştaki ilmeği mutlaka örüyoruz. Tamam. Sonra, evet, şimdi hemen örüyoruz. alalım ilk nur hanım ilmeğimizi. Şu şekilde ördüm ben. Hemen şu iki ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. Sol tarafa doğru. Hı hı. Tekrar örmemize devam ediyoruz. Ne yaptık? Koltukta e, ilmek sayısı eksilttik bu arada. Bir üç kestik, bir de iki kestik koltukta ilk buranın Bu bizim için yeterli. Ondan sonra e, yukarı e, bedeni örmeye başladık. Tekrar hemen geliyoruz. E, ön yüzlerde birer ilmek kesiyoruz. Kestikten sonra kestiğimizin ilmeğin yanındaki ilmeğimizi örerek alıyoruz. Hı. Gerginlik yapmaması için bu şekilde devam ediyoruz. Ola ki e, ilmek omuz sayımız e, istediğimiz sayıya geldi. Ama biraz daha ben V yakasını yükseltmek istiyorum. O zaman ne yapacağız? Biraz boş öreceğiz. Hmm. Yani boş örmek derken kesmeden kesmeden tamam. boş örüp buradaki yüksekliğimizi elde edeceğiz. Peki. Hemen arkayı dönüyoruz. Ön yüzdeyiz tekrar yine. Ön yüzde ne yapıyoruz? Hemen ilmeklerimi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Bir ilmek daha kesmem lazım. Keserken sol tarafa bakması için yön olarak hemen birinci ilmeğimi çeviriyorum ve ikisini beraber kesiyorum. Bu tarafa yatması gerek ilmeğimiz. Tekrar örerek karşı tarafa geçiyoruz. Döndükten sonra yine arka e, ters yüzümüzü örüp evet bunu da bitirmiş noktalamış oluyoruz. Şimdi e, bitirdikten sonra ilk nuralım ön kısım bittikten sonra Aha. arka kısmı da gene aynı ilmek sayısıyla yani 40 ilmek başlayarak Aha. arka kısmı da bu minyatür bir çalışma. E, arka kısmı da başlıyoruz ve buralardan ilmek kaldıracağız şimdi. Tekrar bitirdikten sonra arkayı şekillendirmede de şu şekilde yapıyoruz. 10 ilmek bıraktıktan sonra önce ortayı buluyoruz. Buradaki 10 ilmeği kesip ee, şişin başına kadar geliyoruz tekrar bir iki kesiyoruz tekrar başa geliyoruz bir iki daha kesiyoruz Hı. ve burada küçük bir ensede yuvarlama yapıyoruz. Hı. Bu da fikstir. Yani, o ense oyukluğunu evet, vermek için. Evet şu ense oyukluğunu vermek için. Bunun da sebebi şudur boyuna e, e, boyun bölgesine şu patımızın gelip orada bir sıkıntı yaratmaması adına <laughs> yani darlanma yapmaması adına burada bir iki iki kesiyoruz. İki kestim gittim geldim iki kestim ondan sonra omuzu da çocuklarda yetişkinler gibi değil iki kere de kesip bitiriyoruz. Yani burası on ilmekse beş taneyi Omuz hizasından kesiyorum. Boyun hizamız her zaman için yüksek örülen kısım oluyor. 10 ilmek kestim, ördüm geldim. İkinci onumu kestim, kapattım. Hı hı. Bu da bu şekilde oluyor. Yetişkinlerde de gene aynı şekilde. Dediğim gibi e, ilmek sayımızı, beden ilmek sayımızı 3'e bölüyoruz. 3'e böldükten sonra hepsini eşit bir şekilde fakat ense kısmımıza Atıyorum, burası 20 herse omuz ilmeklerimiz, ense kısmımızın ilmi ilmek sayısını 26 yapıyoruz. Sebebi ense de küçük bir yuvarlama yapmamız için. Bu yetişkinlerde de aynı bu şekilde. Peki. Burada tatlı küçük bir oyukluk tamam. oluşturuyoruz. Onun dışında evet, burayı da bitirdikten sonra hemen bu yardımcı misin alış işlerimiz var İdnuran. Bunlar da bizim yardımcı yardımcı aparatlarımız. İlmeklerimizi işte öbür ilmeklerimizi beklemeye alırken mesela sağ tarafı bitirdik sol tarafa geçerken hemen ilmeklerimizi burada yardımcı şişimizi alıyoruz burada bekletiyoruz ve öbür tarafı örüyoruz bu bize bir kolaylık. Eğer misinalı şişleri yoksa renkli bir ipe ilmeklerini geçirsinler. Hı -hı. Onları beklemeye alsınlar. İşlem bittikten sonra Tekrar. omuzlarda kaynaştırma işlemi yapalım. Mümkünse pek dikişe girmesinler. Dikişte şöyle, orada bir küçük bir sertlik yaratıyor. O da e, hani omuza bir dokunuş oluyor çocuklarda. Hı -hı. Yetişkinlerde de ben çok seviyorum kaynaştırma tekniği. Onu da göstereceğim. Kaynaştırma tekniği aynı zamanda dikme tekniği. Ne demek? İlmekleri karşı karşı tarafa getirip karşılıklı kaynaştırıyoruz. Bunu aynı zamanda dikmiş oluyoruz ama bunu yapmamızdaki sebep orada yumuşak bir doku elde ediyoruz. Yani sertlik olmaması adına. Hmm. Bu da bizim için örgüde güzel bir tekniktir. Hmm. Şimdi burayı bunları ben yine beklemeye alacağım ilk Nur Hanımcığım. Bunları da yine takacağım buraya. Hı. Beklemeyi alırken de böyle yapıyoruz. Hepsi evet beklemeyi alırken şimdi şey burası yapayım. ben ne yapacağım? Buradan ilmek kaldıracağım. İlmek kaldıracağım için ne yapmam gerek? Benim hemen bunu buradan çıkartıp ilmeklerimi misinalı şişe takmam gerek. Örgüyü zevkli hale getirebilmek adına severek çalışma adına böyle soru cevap şeklinde sormamız gerekiyor. Bu da işin güzel bir yanı. Ee, tadı oluyor. Yani ben diyorum ki şimdi örgünün tadı diyorum. Ee, kursiyerlerim diyor ki gerçekten Elif Hocam sevmek böyle bir şey herhalde diyorlar. Örgünün tadı derken yani oradaki güzelliği duruşu, evet. severek çalışmanız o çok önemli. Mutlaka. Şimdi bunu da buraya geçirdikten sonra hakikaten örgünün ee, insanlara kadınlarımıza verdiği çok çok artılar var. İlk Hanım, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Artı parantez olarak eklemek <laughs> istiyorum. Örgü gerçekten insanların zihnini dinlendiren, <laughs> e, o kullandıkları antidepresan ilaçlarını bırakan kursiyerlerimiz oldu. Doğru. Keyif noktası yani ruhu dinlendiren, Mutlaka bir şeyle haz ilgilenmek, noktası. Ilgilenmek, evet. evet bu stresi alıyor, kaygıyı alıyor, el becerisini geliştiriyor. Burada tabii ki yaptığınız bir ürünle dolayı insanların sizlere çok güzel olmuş demesi bile Hı. insanın ruhunu güzelleştiren onu evet. mutlu eden bir şey. Evet. Yani yan etkisi mutluluk Orta diyorum. Orada bir el ürünü koyuyorsunuz. El en ürünü çıkıyor. En önemli olan şeylerden Tabii ki biri de o. Tabii bunu da Covid'de pandemi sürecinde hakikaten çok güzel yapan arkadaşlarımızla beraber bunların satışa sunulması ev ekonomisine katkıda bulunması Hı. bunlar da bizim, Tabii bizim ki. çok önemli. Evet. Kaç tane arkadaşımız mesela ürünleri satıldığı zaman ben onlardan çok mutlu oluyorum. Çünkü Hı. niye? Bir ihtiyaçlarını gideriyor Çocuklarına bir okul haçlığı verebiliyorlar. Onlar adına önce ben çok mutlu oluyorum. Onların gülen gözlerini görmek hakikaten beni Oo. de çok mutlu ediyor. Eyvah hanımcığım peki. Çok Öyle teşekkür söyleyeyim. ediyoruz. Ben teşekkür sohbetimize ediyorum. Geçelim sohbetimize geçelim olun. Olun. artık sağ olun. Şimdi buradan evet. ilmek kaldıracağız. Tamam onu tekrar geldiğimde yapalım. Tamam inşallah. Evet sevgili izleyenler şimdi tekrar sohbet köşemize geçiyoruz efendim. Takvim kültürümüzü konuşacağız ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimlerini. Müzik Takvimler soyut olarak bilinen zamanı insan yaşamında somut olarak şekillendirmek amacıyla geliştirilmişlerdir. Peki takvimlerin kültürümüzdeki yeri nedir? Diyanet takvimi başkanlığımızın süreli yayınları içinde nasıl bir öneme sahiptir? Konuyla ilgili merak edilenleri Döner Sermaye İşletme Müdürü Ahmet Bulut az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Evet efendim Ahmet Bey bizlerle. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyiz. Ee, bugün Nasılsınız? çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Böyle masamızın üzerinizi doldurmuşsunuz masamızın üstünü. Ee, yayınlarınızla, evet. takvim örneklerimizle. Mesela ben şu an çocuk takvimi görüyorum. Gerçekten çok e, güzel görünüyor. Ee, şöyle başlayalım mı şimdi takvim bizim kültürümüzde e, belli bir yere sahip. En azından biz şu evet. an öyle görüyoruz. Peki bu yer e, nasıl oluştuğu geçmişten geleceğe ya da takvimciliği de birazcık belki anlatarak başlayabiliriz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri izleyen bütün seyircilerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum şahsınızda. Yapacağımız bu programın hayırlara vesile olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Şimdi zaman insan için öncelikle çok önemli bir mefhum, kavram. Hatta Rabbimiz bile biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de e, pek çok ayeti kerimede zamanın farklı yönlerine kendisinin bizzat yemin ettiğini görüyoruz. İşte vedduha, vel asr, vel leyl yani geceye, gündüze, kuşluk vaktine, ikindi vaktine bu tür ifadelerle Rabbimiz aslında bizlere zamanın ehemmiyetini ve önemini anlatıyor. Dolayısıyla bu zamanı kayıtlayabilmektir aslında takvim dediğimiz gelenekte. Şimdi takvim e, özellikle bizim kültürümüzde sizin de ifade ettiğiniz gibi çok büyük bir önemi var ama insanlık tarihine baktığımızda insanlığın var olduğu dönemden beri yani en azından bizim tespit ettiğimiz dönemden itibaren bir takvim kültürünün, takvim olgusunun olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi takvim zaten bizim Arapça kökenli bir kelime. Takvim doğrulamak, düzeltmek anlamlarına geliyor. Malumunuz Tin suresinde Rabbimiz لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi ahseni takvim buyuruyor. Biz insanı en mükemmel şekilde yarattık, düzenledik. Dolayısıyla takvim de düzenlemek demektir. Neyi düzenlemek? Hayatı düzenlemek demektir. Yani hayatın herhangi bir kısmında, bölümünde olan bir olayı Kayıt altına alma kültürüdür aslında takvim. Dolayısıyla geçmişten günümüze baktığımızda her milletin bir şekilde takvim oluşturduğunu görüyoruz. Ee, takvim geleneğine baktığımızda dört ana unsurda takvimin oluşturulduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi ay ve güneşin ikisinin beraber hareketini esas alarak oluşturulan takvimler. İşte Arap kültüründeki nesih takvimi dediğimiz takvim. 12 hayvanlı bizim eski atalarımızın kullandığı, Türklerin kullandığı takvim, yine Çinlerin kullandığı 12 hayvanlı takvim, bu hesap üzerine yapılan bir takvim çeşidi. Bu takvimde tabii çok ciddi manada hatalar oluşuyor. Yani zaman kayıyor. Aynı zamanı yakalayamıyorlar. Bundan dolayı da takvim hesaplaması yaparken günlere veya aylar ilave edildiğini görüyoruz. İşte 12 ay tamamlanmayınca bir 13. ay yıla ilave ediyorlar. Dolayısıyla sağlıklı değil. Daha sonra yıldız ve gezegenlere göre eski Mısırlıların yapmış olduğu takvimler var ki en hatasız takvim diye adlandırılan takvimdir bu. Ve yılda işte 5 günlük bir yanılma payının olduğu ifade ediliyor. Bu takvim işte tarihçi Herodot'un ifadesiyle ...Romalılardan ve Yunanlılardan daha önce Mısırlıların yaptığı mükemmel takvim diye adlandırırlar. Akabinde bugün bizim miladi takvim diye ifade ettiğimiz takvim güneşin hareketine göre... ...yani dünyanın güneş etrafında dönmesini baz alarak yapılan takvimdir. Bu zaman içerisinde gelişmiş. İlk önce Yunanlılar bu takvimi kendileri icat etmişler... Ciddi hatalar olduğunu görünce daha sonra Romalılar bu takvime ilaveler yapmışlar ve netice itibariyle günümüze kadar bu takvim gelmiş. Biz Osmanlı döneminde ve Selçuklular döneminde çok fazla bu takvimi kullanmamıştık. Ta ki 1600'lü yıllara gelinceye kadar. 1600'lü yıllarda işte batı ile olan ticaretimizin artması ve yapılan ticarette herhangi bir hatanın oluşmaması için yapılmıştı bunu Romalıların daha geliştirmesin geliştirdiğinden hareketle Rumi takvim dedikleri bir takvimi oluşturmuşuz ve 1600'lü yıllardan itibaren de Osmanlı döneminde biz de bu takvimi kullanmaya başlamışız. Ama bizim asıl e, İslam e, inancının teşekkül ettiği ilk dönemlerden itibaren kullandığımız bir takvim var ki burada, Ayın hareketine göre hesaplanan yapılan bir yıllık takvim. Biz buna hicri takvim diyoruz. Bu takvim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç olarak alarak ay hesabına göre yaptığımız bir takvim. Tabi bunu e, Kur'an-ı Kerim'le de ilintileyebiliriz. Yani Öyle. orada işte Tövbe suresindeki 36 ve 37. ayetleriydi yanılmıyorsam. Orada Allahü Teala özellikle bu takvime işaret ediyor. İşte cahiliye Araplarının az önce ifade ettiğim o nesi takvimi kullanmaları ve bunu değiştirmelerinden hareketle ayların yerinin değiştirilmemesi, bu ayların sabit kılınması gerektiğini Rabbimiz bizlere Tevbe Suresi'nde beyan ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ibadetlerin bu ay üzere yapılacağını belirterek işte ayların 29 veya 30 gün çekeceğini Hı. ifade ederek bir nevi bu hicri takvime kendisi işaret buyurmuşlardır. Peki Ahmet Bey şimdi araya gireceğim. Ee, doğru mu anladım? Peygamber Efendimizin hicretinden önce ay takvimiyle birlikte e, bu kullanıma başlanılmadan önce Araplar içerisinde ay takvimi kullanılıyordu. Kullanılıyordu. Nesi tamam. takvim dediğimiz Hı. takvim bu takvimdir aslında. Hı. Ancak cahiliye Arapları şöyle bir şey yapıyorlardı. İstedikleri zaman bu ayların yerlerini değiştiriyorlar. değiştiriyorlardı. Biliyorsunuz Hicri takvimde haram aylar vardır. Hı. Bu haram aylarda savaşılmaz, kötülük yapılmaz, ağaçlar kopartılmaz özellikle e, harem, harem bölgesinde. Bunları değiştiriyorlardı. Savaşacakları zaman işte haram ayı değiştiriyorlar. Üç ay erteledik diyorlardı. Bunun yasak olduğunu bildiriyor Rabbimiz. Yani Cahiliye Araplarında da kullanılıyordu. Hı hı. İslam geldikten sonra da bu sistematik bir şekilde bu takvim Güneş hesabına dayalı olan takvim daha mükemmel bir hale getirilerek. Ay hesabına. Ay hesabına affedersiniz. Ama e, sizin de söylediğiniz gibi belli ay isimleri ve benzeri aynen geçiyor. Tabii tabi tabi tamam. yani Cahiliye Araplarında kullanılan isimler. Peygamber Efendimiz döneminde de kullanılmaya devam edilmiş. Sadece sistem hesaplanma değişti. Hesap işte, kullanımı yani. biraz daha farklılık evet. arz etmiştir. Evet. Ee, bizim açımızdan niye bu Hicri takvim önemli? Çünkü biz ibadetlerimizin pek çoğunu takvim üzerinden yapıyoruz. Evet. İşte Ramazan orucunun tutulması. Yani Ramazan ayının tespit etmeniz gerekiyor. Evet. Namaz vakitlerini tespit etmeniz gerekiyor. Kurban tespit etmeniz gerekiyor. Hac mevsimini tespit etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunların her birinin hiji takvime göre yapıldığından dolayı da İslam geleneğinde takvim ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Evet. İslam geleneğinde olması dolayısıyla da bizim kültürümüzde de, geçmişimizde de, kadim kültürümüzde de çok önemli evet. yere sahip zaten birçok önemli başlığa değiniyor oldunuz. Peki bu manada ben açılışta da belirttim. Böyle anılarımızdan da, çocukluğumuzdan da hatırladığımız Diyanet Takvimi'nin yeri nedir? Nasıl anlatırsınız? Evet, şimdi bizim tabii... Osmanlı'dan sonra özellikle Cumhuriyet'in ilk dönemlerini hatırlayalım şöyle bir. Çok ciddi manada bir savaştan çıkmışsınız, bir yokluk var. Dolayısıyla yeni bir devleti kuruyorsunuz, inkişaf ettiriyorsunuz. Bu dönemde bazı şeyler zaman almış. Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduktan sonra 1940'lı yıllara kadar maalesef bugünkü manada bir takvim çalışması ele alınmamış. 1940'lı yıllarda Takvim ihtiyacı ortaya çıkmış. İnsanlar artık namaz vakitlerini belirlemek, insanlara işte hangi ibadeti ne zaman yapacaklarını tam manasıyla belirtmek için çünkü karışıklıklar ortaya çıkmaya başlamış. Herkes farklı bir zaman dilimi ifade etmeye başlamış. 1940'lı yıllarda başlamışız ancak 1960'lı yıllara kadar maalesef yine bir takvimimiz oluşmamış. 1960'lı yıllarda biz İstanbul ve Ankara'yı baz alarak bu iki enlemde bir takvim çalışması yapmışız hı hı. ve 12 sayfalık takvim e, ortaya koymuşuz. 1972 yılına geldiğimizde ilk defa 365 günlük bir takvim yapmışız. Hı hı. Ondan sonra da tedirici olarak… Bu duvar takvimi mi? duvar takvimi 365 sayfalı duvar takvimi bildiğimiz 365 sayfa şu hı. şurada ifade edelim. Şöyle bir takvimin ortaya çıkması evet. ancak maalesef 1972 yılında e, ortaya koymuşuz ve çok ciddi bir kabul görmüş. Hı hı. Özellikle bu takvimimiz. Sonra biz e, bu takvimi artık geliştirmeye başlamışız. Sadece İstanbul, Ankara değil. Bu defa şehirlere ülkelere yaymaya başlamışız. 2022 yılına geldiğimizde 39 bölgede, sadece Türkiye'de farklı bölgeleri içeren 39 farklı takvim çıkartıyoruz. Yani şu takvimimiz, şu bir numara Ankara takvimi, hı hı. iki numara İstanbul takvimi böyle. 39 tane farklı bölge. Bununla da kalmamışız. Biz aynı zamanda yurt dışındaki soydaşlarımızın, vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için 27 bölgede yurt dışında takvim çıkartıyoruz ve farklı ülkelere, farklı coğrafyalara bu takvimlerimizi göndererek oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışız. Özellikle 2022 yılında masada gördüğünüz gibi şimdi artık biz bunu da biraz çeşitlendirmeye başladık. Yani sadece namaz vakti ile ilgili değil. Biz hatlı takvim dediğimiz bir takvimimiz. <laughs> yani Duvarda böyle asıp evet. hem hattını göz zevkimize hitap edebilecek bir takvim. Aynı zamanda çocuklarımıza hitap edecek bir şöyle küçük takvim. Çok güzel. İçeriği bu, de, tamamen de çocuklara içeri. özel, Tabii, özel içeriği, değil mi? çocuklara ve çok beğenilen bir takvimimiz bu. İçeriği tamamen çocuklara göre hazırlanmış. Ee, en çok sorulan takvimimiz de bu. Mutlaka. Yani ne zaman çıkacak Tahmin takvimimiz, edebilirim. ne zaman bize ulaştıracağız, ulaştıracaksınız diye Hı. sorulan takvimimiz. Bununla beraber yine çocuk dergimizle beraber her ay, yılın son ayında özellikle duvar çocuk takvimi hazırladık. Şurada görülen takvimimiz. Hı hı. Ve bunun dışında masalarında işte memurlarımızın, insanımızın ya ne zaman bir kayıt tutabileceğim dediği evet. şöyle spiralli takvim, masa takvimi. Hı hı. Bunun dışında yine masasında not alabileceği takvimler farklı şekillerde takvimimizi yaparak bugün ...insanımızın istifadesine sunmuş olduk. Peki, şimdi siz tüm bu bilgileri verdikten sonra e, ben de izleyicilerimiz de tabii ki merak edecek. Nasıl ulaşacağız bu takvimlere? Nasıl talep edeceğiz? Bu takvimlerimize e, nasıl ulaşacağız? Biz bütün takvimlerimizi, bütün il ve ilçe müftülüklerimizi öncelikle gönderiyoruz. Yani hangi bölgeye ait takvimse... Biz 10. aydan itibaren il ve ilçe müftülüklerimize bu takvimleri ulaştırıyoruz. Dolayısıyla her vatandaşımız il ve ilçe müftülüklerindeki il ve ilçe de bütün camilerimize, Kur'an kurslarımıza bu takvimleri göndererek oradan vatandaşlarımızın temin etmesini sağlıyorlar. Bunun dışında biz yine başkanlığımızın merkez binasında bunların tedarikini sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda Diyanet işleri başka Diyanet Vakfımızın satış noktalarında da yine bizim bütün takvimlerimiz orada da bulunmakta vatandaşlarımız oradaki satış noktalarından da temin edebilirler. Peki şimdi tüm bunların üzerine ben şunu da merak etmedim değil e, Ahmet Bey e, çok güzel takvimler ortaya çıkmış görüyoruz burada İzleyicilerimize de yansıttık ekranımızdan ama. Arkada nasıl bir hazırlık süreci var? Evet. Yani mesela duvar takvimi dediğimiz şey basit bir şey değil. Gerçekten ben çocukluğumdan da hatırladım. Hatta böyle biraz yaşım büyüdüğü çağlarda da onu her gün koparıp böyle önünü, arkasını, ayetini, hadisini, arka kısımdaki şeyleri okumak böyle çok keyifli ve hem bilgilen, hem de bilgilendirici bir süreçti. Nasıl bir hazırlığı var bunun arka planında? Ya takvim gerçekten çok meşakkatli bir hazırlık süreci var. Mesela biz 2023 yılının takvim hazırlıklarına 2021 yılının sonunda başlıyor. Çünkü burada e, Sokrat'ın çok güzel bir sözü var. İşte kendisine diyorlar ki üstadım e, size deseler ki 5 dakika konuşacaksınız ne kadar hazırlanırsınız? Diyor ki işte bir ay hazırlanırım. Evet. Peki 10 dakika konuşacaksınız derseler 15 gün hazırlanırım diyor. Efendim sınırsız konuşacaksınız ders, ders, ders derler, ne dersiniz diyor. Sokrat'ın ifadesi çok güzel diyor ki o zaman hiç hazırlanmama gerek yok. Çünkü o kısasız olan zaman diliminde bir yerinde ben meramimi ifade evet. edebilirim. Şimdi evet. biz 365 günlük şu takvimimizin içerisinde her gün bir konuyu ele alıyoruz ve bu konuyu çok öz bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Yani zaten kelime sayısı belli. Bu kelime sayısını çok özlü cümlelerle ifade etmeniz gerekiyor. Onun evet. için çok titiz davranmanız gerekiyor ve vatandaşımız bunları okuyor. Satır satır okuyor. En ufak bir yanlışlık kabul edilemez. Tabii kesinlikle. Hı hı. En ufak yani e, harflerin yazılmasına varıncaya kadar, rakamların yazılışına varıncaya kadar vatandaşımız en ince ayrıntısını e, bize hatırlatıyor. Şu şöyle olmalıydı, bu böyle olmalıydı diye. Bunun ötesinde bir de bu vakitli bir şey. Yani siz kalkıp şu takvimi Şubat ayında vatandaşa gönder götürdüğünüzde bir anlam ifade etmiyor. Bu yıl girmeden bu takvimin mutlaka eline ulaşması gerekiyor. Yani kitabın basımında işte şunu yapabilirsiniz ya bir ay geç çıktı diyebilirsiniz. Ama takvimde öyle değil. Ee, bir ocakta herkes onu duvarında görmek istiyor, masasında görmek istiyor. Onun için zamanlı bir şekilde yani takvimi de biz takvimlendirerek çalışıyoruz. Onun için biz takvimlerimizi hazırlarken hem çocuk takvimde hem normal kütüklü takvimimizde hem hatlı takvimimizde bunlar belli musahihlere veriliyor. yazılar hazırlanıyor, son okumaları yapılıyor, gözden geçiriliyor. Matbaa aşamasında her aşaması tek tek takip ediliyor. Ve bunların yani ilk hazırlama planından başlayarak, komisyonların kurulmasından başlayarak matbaadan çıkıp ta ki vatandaşımızın eline ulaşıncaya kadar her aşamasını takip etmeniz gerekiyor. Onun için takvimler gerçekten çok büyük bir emek istiyor. Kesinlikle. Sokrat örneğinden verdiğiniz gibi bir sayfa ve öyle tam bir sayfa da değil yani Tabii, küçük bir yarım sayfa diyelim belki içerisinde birçok bilgi veriyorsunuz ve bir anlamda herkese de hitap etsin istiyorsunuz. Yani evet. toplumun her kesimine hitap edebilecek dini içeriğiyle işte menkıbesiyle işte tarihte o gün ne olmuş detaylarıyla e, herkesin ilgisini çekebilecek bir içeriğe de sahip olması da ayrıca bir kıymet ve öneme haiz diye düşünüyorum. Evet, Doğru. Yani burada e, özellikle ben çocuk takvimi üzerinden söyleyeyim. Şimdi çocukların anlayabileceği dili yakalayacaksınız. Kesinlikle. Onların e, dünyasına hitap edebilecek bir takviminiz olacak ve özellikle diğer takvimde de vatandaşımızın genel kabul görür şeyleri ifade edebileceksiniz teferruata girmeyeceksiniz ve bunların hepsini beraber çok kısa bir metinde ortaya koyacaksınız ki bu gerçekten hüner istiyor. Kesinlikle öyle. Peki Ahmet Bey, e, takvimlerimizle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, süreli yayınlar e, alanında da birçok e, evet. dergisi ve benzeri yayınları var, biliyoruz. Bunlardan da biraz bahsediyor olsak, nasıl bir yeri tutuyor bu manada e, başkanlık? Evet. Gerçekleştirdiği yayınlarla birlikte de neyi hedefliyor? Teşekkür ediyorum. Tabii şuradan başlayayım hemen öncelikle. Takvim aslında bir süreli yayındır. Yani o da süreli yayınların bir parçası. Hı. Dolayısıyla takvimlerimiz her yıl belli bir zamanla çıktığı için bunu da süreli takvimlerden saydığımızda bizim şu anda 11 tane süreli yayınımız var. Başkanlığımız. Hı hı. Biz Diyanet Camiası'nda doğduk büyüdük. Babam imam olması hasebiyle ben Diyanet Gazetesi'nden okumayı yazmayı öğrendim. Hı hı. Şimdi Diyanet Gazetesi tek bir gazeteydi. Başkanlığımızın çıkarttığı tek bir süreli yayında. Ve bunun yanında bir de İlmi dergimiz vardı bizimki. ilmi dergi çok fazla zaten taşraya ulaşmazdı. Yani ben sonradan ilmi derginin çıktığını ancak üniversitede üniversiteye gittiğimizde o yıllarda öğrendik. Şimdi süreli yayınlar gerçekten bizim yayın hayatımızda ayrı bir öneme haiz. Şimdi dergicilik her ne kadar dünyada 1600'lü yıllarda başlasa da bizlere çok sonra gelmiş. 1800'li yılların ortalarında gelmiş bizlere dergicilik. Biz biraz geriden takip etmişiz. ancak Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde dergicilik çok geniş bir yelpazede yer almaya başlamış. Yani sonradan gelmiş ama biz çok kısa zamanda adapte olmuşuz ve farklı alanlarda dergiler çıkartmışız. Sağlık alanında, efendim felsefe alanında, edebiyat alanında, sanat alanında çok farklı alanlarda dergiler çıkartmışız. Eee Diyanet İşleri Başkanlığımız da 1950'li yıllara kadar bizde böyle bir faaliyet olmamış. Çünkü özel sektörde daha daha fazla ilerlemiş. Bir de imkan meselesi. 1950'li yıllara geldiğimizde mutlaka bir dergi çıkartmamız gerekiyor fikrinden hareketle ilk önce bir ilmi mecmua çıkartmışız. Hı hı. Ve bu bizim dergicilikteki ilk adımımız ama çok kaliteli çıkmış. Ben geçmiş sayılarını özellikle inceledim. Yüksek lisans yaparken seminer konum ilim ilmi dergiydi. Hı hı. Dolayısıyla bütün sayılarını inceleme imkanı bulmuştum. Çok dolu dolu dergi çıkartmışız. 1960'lı yıllarda bunu artık 3 ayda çıkan bir dergi haline getirmişiz. Yani yılda 4 sayı çıkartmışız. Ve günümüze kadar da bu dergi devam etti. Yani o ta 1950 yılında başlayan dergimiz çok uzun soluklu. Bazı dergiler tamam çok iddialı belki yayın hayatına girmişler ama devam ettirilememiş. Oysa biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belki de en güzel yönü bu. Başladığı işi uzun süre devam ettirmiş. Hı hı. Ve biz geldiğimiz noktada işte artık e, Diyanet İlmi Dergi, Akademik Camii tarafından da kabul gören bir dergi haline gelmiş. Yine Çocuk Dergisi'ne bakıyoruz. 1970'li yıllarda başlıyor ve günümüze kadar gelişerek devam eden bir dergi. Hatta kabına sığmamış kendisi yeni bir yavrusu oldu. Biliyorsunuz Cim Dergisi. Evet. 4-6 yaş çocuklarımıza hitap eden bir Cim Dergisi çıkarttık bundan. E az önce ifade ettiğim Diyanet Gazetesi ilk önce 15 günde bir çıkmaya başlayıp ta 1990'lı yıllara kadar sonra e, ayda bir çıkarttığımız bir gazete olmuş. Sonra personelimizin gelişmesine yönelik Diyanet Aylık Dergisi'ni ve bu aylık derginin genişlemesinden kaynaklanan ya ailede de ilgilendiren bir aile dergisi çıkartalım demişiz. Sonra buna ilaveten ek ilk önce ek olarak akabinde e, müstakil bir dergi olarak çıkartmışız ve en son 2020 yılında iki tane dergi, e, bunlar geçerken dergisi tamamen gençlerimize hitap eden hı hı. ve bir de e, bizim ibadet dilimiz olan Arapça ki dünyada pek çok ülkede konuşuluyor, bizim akademik birikimimizi bütün dünyaya yaymak amacıyla çıkarttığımız Arapça ilmi dergi. Hı hı. Bunlar yine bizim dergilerimiz içerisinde. Ve bu sene içerisinde yine Arapça olarak çıkarttığımız Kalem ve Nücehim dergisi, çocuklara hitap eden Nücehim dergisi, ilmi dergi veya Aile dergisinin karşılığı olan bir de Kalem dergisi çıkartarak Arapça konuşan veya bizim kültürümüzü, bizim birikimimizi o dünyaya aktarabileceğimiz iki dergi. Son olarak Bayram Gazetemizden şey yapayım, önceden biliyorsunuz Bayram Günleri, Gazete çıkmazdı ve o bayram günlerinde sadece e, gazeteciler cemiyeti bir gazete çıkartırdı. Hı hı. Ama o gelene kayboldu. Şimdi bunu Diyanet İşleri Başkanlığımız tekrardan yaşatıyor ve bayram günlerinde e, bayram. bayram gazetesi çıkartıyoruz. Hı hı. E, şu anda dördüncü sayısında çıkartmış olduk bu derginin. Çok gazetemi. güzel. Peki. Şimdi genel bir özet geçtiniz bize tüm evet. e, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayıncılık e, serüveniyle ilgili diyelim. Evet. Biraz daha ben böyle detaylandıralım istiyorum. Özellikle öncelikle çocuklarımıza özel olan dergilerden başlayalım. Gerek Cim, gerek diyen çocuk dergisi hangi çocuklara hitap ediyor, içeriği nasıl hazırlanıyor ve aynı zamanda ulaşmak isteyen çocukları için bunları temin etmek isteyen izleyicilerimiz de bu dergilere nasıl erişim sağlayacaklar? Teşekkür ederim. Şimdi bizim atalarımız biliyorsunuz ağaç yaşken eğilir derler. Yani çocuğu küçükken eğitmek lazım. Hı hı. Biz burada çocuklarımızı e, İslam'a alıştırmak değil aslında. Her çocuk Peygamber Efendimizin ifadesiyle İslam fıtratı üzerine doğar zaten. Onların o fıtratlarını muhafaza etmeye çalışıyoruz. Çocuklara ait bütün yayınlarımızdaki temel felsefemiz bu. Çocuklarımızın o temiz dünyasını, saf dünyasını muhafaza edebilmektir. Asıl amacımız bizim bu. Dolayısıyla biz çocuk yayınlarına hem basılı yayınlarda. Hem de süreli yayınlarda ayrı bir önem veriyoruz. İşte az önce ifade ettiğim 1970'li yıllardan itibaren çocuklara hitap eden Türkiye'deki tek dergiyiz biz. Yani çocukların dünyasına hitap eden. Ve işte yine 2020'den itibaren çıkartmış olduğumuz Jim dergisi ki bu da bizim e, hamdolsun başkanlığımızın en güzel faaliyetlerinden bir tanesi emeği geçen herkese de ben teşekkür ediyorum. 4-6 yaş Kur'an kurslarımıza destek olmak, yardımcı kaynak olarak kullanılması için çıkarttığımız Cim dergisi ki bu 4-6 yaş çocuklarımıza hitap ediyor. Şimdi bunların içeriği e, zamanın şartları göz önünde bulundurularak. Çünkü bizim çocukluğumuzla yani 70'li yıllardaki bir çocuğun durumuyla bugünkü çocuğun durumu bir değil. Bugünkü çocuklar daha fazla etkileşim içerisindeler. Dünyayı okuyabiliyorlar. Artık her yere ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla günümüz çocuğunu da yani her dönemin e, çocuğuna ulaşabilecek bir mantaliteyle hareket etmeye çalışıyoruz hı hı. biz. Bugünkü çocuğumuzun ihtiyacını hangi konulara değinilmesi lazım? Bunlar aynen e, takvimin hazırlanması gibi. Her sene e, bizim çıkartacağımız bir yıl içerisindeki dergilerimizin konularını ele alıyoruz. Bu konular nasıl işlenecek? Bu konunun uzmanı kimdir? Hı hı. E, bunları detaylı bir şekilde e, e, analiz ederek. Onlardan aldığımız yazılar ve onlardan aldığımız görüşlerle bu dergilerimizi oluşturuyoruz. Bu sene çocuk dergimizin özellikle içeriğinde, çizimlerinde biraz daha farklılık yaparak, çizimleri değiştirerek yeni bir e, konseptle e, okuyucularımızın karşısına çıkacağız inşallah. E, cim dergisi de herkes, az önce ifade ettiğim gibi bu bir nevi okul materyali olarak düşünüyoruz biz bunu. Ve bunu biz e, çocuklarımızın, 4-6 yaş çocuklarımızın gelişimine yönelik, evet. 4-6 yaş çocuğu neyi arzu ediyorsa, hangi konulara ihtiyaç duyuyorsa onlar öncelenerek, tabi burada e, aylar, günler, onlar işte önemli gün ve geceler bunlar da göz önünde bulundurularak yani takvim de göz önünde bulundurularak içeriği hazırlanmaktadır bunlar. Peki biraz da aile dergimizden bahsedelim mi? Onu evet. e, nasıl bir süreçte hazırlıyorsunuz? İçerikleri daha ziyade neye göre belirleniyor? Ve e, çocuk dergisinde de atlamayalım. Hem çocuk dergisine hem aile dergisine ve diğer e, süreli yayınlara ulaşmak için izleyicilerimiz neler yapacak? Onu da söyleyelim. Tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi aile dergisi aile bizim için çok önemlidir. Yani İslam geleneğinde de önemli. Özellikle günümüzde aile kurumu da çok önemli. Onun için aileye yönelik söyleyecek pek çok sözümüz olduğunu düşünüyoruz biz. Hı -hı. Bunun için sadece aileye yönelik benim şu anda hatırladım 16 tane bizim döner sermaye işletme müdürlüğü tarafından basılan eserimiz var. Hı. Sadece aileye hitap eden basılı yayın. E bir de her ay e, özellikle aile ailedeki sorunları, problemleri, bunların çözüm yollarını ele alabilecek bir dergimizin olması kaçınılmaz olmuştur. Malumunuz özellikle son dönemlerde bunu üzülerek ifade ediyorum. Çok ciddi manada boşanmaların olduğunu görüyoruz. Ailenin dağıldığını görüyoruz. Çocukların mağdur olduğunu görüyoruz. biz bu kurumu ayakta tutabilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ne yapabiliriz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Bunun için 2012 yıldan itibaren aile dergi aylık dergimizde beraber ek olarak çıkmaya başlayan aile dergimiz daha sonra müstakil bir dergi haline geldi ve çok dolu bir içerikle okuyucunun karşısına çıkmaya başladı. Biz burada aynen çocuk dergisindeki mantık burada da geçerli. Biz aile dergimizi aylık olarak hangi Yıl hangi konuyu, hangi affedersiniz hangi ay hangi konuyu ele alacağımızı daha önce hazırlıyoruz. Ondan sonra bununla alakalı uzman kişilerden aldığımız yazılarla dergiyi oluşturuyoruz. Mesela şimdi Aralık ayında özellikle. Hı hı. O. Mesela ben şu an başlığı görüyorum. Ee, soru yöneltecektim. Cevap dergi başlığında, derginin konu başlığında yani, hemen ortaya çıktı. Zaten. İsminden Müsemma. Evet biraz öyle biraz da mesela farklı konular var mı diye soracaktım hocam. Yani daha ziyade dini içerikli, dini temelli konuları mı seçiyorsunuz? Yoksa hani daha işte güncele yakın konularda işte bazen belki psikolojikte içeriklere de yer veriyor musunuz diyecektim. Ama şu an başta evet. görüyorum sosyal ağlara türeyen şeffaf kötülük. Şeffaf kötülük. Yani evet. özellikle şimdi toplumumuzu ciddi manada etkileyen ve pervasızca kullanılan bir sosyal medya, Ağı var maalesef. E, faydasından daha çok zararını özellikle günümüzde gördüğümüz bir e, yapı e, sosyal medya e, kullanımı da maalesef çok da sağlıklı işlemediğini şahsen düşündüğüm. En azından çok dikkatli olunması gereken bir mecra. Çok dikkat çünkü e, bilgiler analiz edilmeden, doğruluğu ispatlanmadan çok ciddi manada yanlışlar yapılarak paylaşımlar yapılıyor ve siz paylaştığınızda sadece sizin paylaşımınızda kalınmıyor. Bir anda dünyanın her tarafından bu paylaşım görülebiliyor. Kimin, ne zaman, nerede, nasıl kullanacağı belli olmayan bilgiler. Dolayısıyla biz bu dergileri hazırlarken sadece... Tek bir perspektiften bakmıyoruz. Yani din e, açısından bakmıyoruz. Her olay dini ilgilendirir. Din de her olaya müdahil olur. Yani İslam dediğiniz din e, bir ruhbanlık anlayışıyla e, anlatılamayacak bir kavramdır, bir olgudur. Dolayısıyla biz e, her konuyla alakalı mutlaka dinin söyleyeceği bir söz vardır. Ve biz aileye hitap edeceksek aileyi ilgilendiren olumlu veya olumsuz bütün yönlerini ele almamız gerekiyor. Hangi konu olursa olsun. Ha tabii biz bunu ifade ederken dini bir üslupla ifade etmeye çalışırız. Dini ilgilendiren yönlerini ayet, hadisi veya geçmişle alakalı herhangi bir konu olduğunda bunları da bağlantısını yaparak seyircimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ama özellikle aile dergimizle alakalı çok güzel olumlu dönüşler oluyor. Hatta biraz geç kaldığında basımı anında. Ee, telefonlarımız kilitleniyor Dergimiz bu sene ulaşmadı diye bize hı. Bu da bizi sevindiriyor elhamdülillah ne güzel. Vatandaşımız bunun takipçisi oluyor Peki Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum Süremizin sonuna geldik böylece evet. tamamladık Eğer değinmek istediğiniz bir şey varsa Şunu atladık diyorsanız rica edeyim Ben ayrımla. sadece Buyurun. şunu ifade edeyim 2022 yılı Dergilerimizin abonelik çalışmalarını Biz başlattık hı hı. Yeni bir abone programı yaptık Daha çabuk abone olunabilmesi için vatandaşlarımız müftülüklerimize e, yurt dışındaki vatandaşlarımız ateşeliklerimize müşavirliklerimize oradaki din görevlerine ulaşarak dergilerimizin her birine abone olabilir. E, bizden talep edebilirler. Yine aynı şekilde başkanlığımızın merkezini de arayarak dergilerimize abone olabilirler. İnşallah yakın bir zamanda zaten e satışımızda dergilerimizin satışı yapılıyor ama bu abone programımız tam manasıyla e, yayına girdiğinde vatandaşımız bizzat kendisi girip oradan da dergilerimize ulaşabilecek. Peki Ahmet Bey çok ben, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok sağ olun verdiğiniz bu aldınız. kıymetli bilgiler için. Hayırlı günler diliyorum. Evet efendim kapatmadan hemen muhtelif işler köşemize geçiyoruz. Evet Elif Hanım'cığım tekrar geldim. Hoş geldin. Neler yaptık? Adlatalım Şimdi e, biraz daha. gene e, ön tarafın şekillendirmesi gibi arkayı da başladım yine ben. Aha. Gene ön 40 ilmek, arka 40 ilmek yaptık. Gene ne yaptık? 4 numarayla başladık, 4,5'la buçukla devam ettik. Aha. Koltuklarımıza geldik, 1-3 kestik, 1-2 kestik. kestik. Yürüdük yukarı, kol yüksekliğini elde ettik. Aha. Ondan sonra hemen omuzlarımızı kaynaştırıyoruz. Küçük bir kaynaştırma göstereyim. Tamam. Kaynaştırmadan kastınız eklemek mi birbirine? Kaynaştırmadan Hı. kastımız e, dikişin yerine geçen ekleme tekniği. Hı. İlmekten ilmeğe diyoruz ve çaprazlayarak alıyoruz. Evet. Hemen şu şekilde getirdikten Hı. sonra hemen birinci ilmeğime giriyorum. Evet. Evet. Hı. Girdikten sonra ikinciyi dalıyorum şu şekilde. Hı. Hemen. İki ilmeğimin içinden çekiyorum İknur Hanım. Aldım. Evet, tekrar ön ilmek, tekrar ikinci ilmek, ikisini birlikte aldım, hı hı. indirdim. Bir önceki ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlattım. Tamam. Kapatmış oldum. Şimdi, Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu Buyurun. an yaptığınız şeyle ön ve arkayı birleştiriyorsunuz Birleştiriyoruz. zaten. Birleştiriyoruz. Evet, buradaki ben. omuzdaki dikişimizin dikiş yerine geçebilecek ilmekten ilmeğe kaynaştırma, bir nevi dikme tekniğini uyguluyoruz. Çok güzel. Evet, normalde ben hep dikiliyor diye şahit oluyordum açıkçası. Öyle evet, hatırlıyorum o hep. O parçayı böyle evet, iğneyle diker. Dikilme dikiliyor, e, dikiliyor da fakat şöyle de bir durum var. Diktiğimiz zaman şurada hafif bir evet, sertlik oluyor. Evet. Çocuklar da rahatsız oluyorlar. Hı -hı. O sertlikleri hissediyorlar. Ettiğimizde. O yüzden bu kaynaştırma tekniğini bütün örgülerimizde kullanabiliriz. Hı hı. Çok güzel bir tekniktir. Hı hı. Çok da e, natürel dediğimiz hiçbir patlık potluk yapmayan çok yumuşak bir şekilde eklediğimiz hı hı. şu şekilde ilmekten ilmeğe karşılıklı gelecek İçerek. şekilde evet. kaynaştırarak bir nevi burayı dikmiş oluyoruz. Peki evet güzel bir teknikmiş teknikmiş. Evet. Elif Hanımcığım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, ondan sonra da. Ondan il sonrası için çok hızlı bir cümlenizi rica <laughs> ediyorum. Evet. ilmeklerimizi sonra. bu şekilde her ilmekten birer ilmek aldıktan sonra misinalı şişle örüyoruz. Fakat şu kısmını açık bırakıyoruz. Evet. Nur Hanım sebebi evet. şuraya bunu bu şekilde dikiyoruz. Peki. Daha tamam. modern. Teşekkür adına. ediyorum. Elinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum sizlerle olmaktan. Bana bu şansı bu Sağ olun. verdiğiniz çok teşekkürler. ben teşekkür ederim. Evet efendim bugünkü yayınımızın da böylece sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte biz bu ekranda olacağız. Tevhid inancının özü İhlas Suresini konuşuyoruz efendim. Ve yayınımızın ikinci konusu olarak ise fonksiyonel beslenme rehberi. Yarınki konularımız tekrar görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.